Arkaya verdim, sonra size vereyim. Yani Millet Haber Ajansı'ndan olacağı eşki, sizin bir gece ansızın açıklamanızı Yunan basını kendilerine yapılmış bir açıklama olarak sundu. Bu konuda sizin değerlendirmenizi alabilir miyim? Teşekkür ederim. Şimdi bu benim bu parti sözcülüğü yaptığım dönemde karşılaştığım en garip olaylardan bir tanesi oldu. Fakat Yunanistan'daki yani bu bir takım bazısının başında emekli asker sıfatı taşıyor. Bazısının başında diplomat şeyi var, sıfatı var. Ya da işte basın mensubu olanlar var. Hatta bazı şeyleri de izledim, yapılan haberleri. Şimdi bizim Cumhurbaşkanımızın terör örgütlerine karşı kullandığı bir mottodur. Bir gece ansızın gelebiliriz. Ve biz bunu silahlı kuvvetlerin gücü bakımından, silahlı kuvvetlerin işte operasyonları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir takım tatbikatlarında onun her türlü operasyonu, her türlü verilen görevi yerine getirme kabiliyeti bakımından bizim siyasi dilimize yerleşmiş bir şey bu. Fakat emekli bir kuramiral çıkmış, sanki biz onlara karşı bir savaş ilan ediyormuşuz gibi söylemiş. Ondan sonra da işte Ömer Çelik böyle diyorsa biz de şunu diyormuşuz gibisinden bir şey söylüyor. Burada tek dikkat çekici nokta var. Yani bu adamlar kuramirallik falan yapmış. Yunan ordusu böyle şaka gibi tiplerin elindeyse bu o ülke için trajik bir durumdur. Yani neyin ne olduğunu anlamayan tipler. Ondan sonra haber yapmışlar işte. Sanki biz Yunanistan'a karşı bir gece ansızın gelebiliriz gibisinden bir şey kullanıyormuşuz gibi. Biz Yunanistan'a karşı her zaman şunu söylüyoruz. Komşuyuz. Aramızda Ege Denizi var. Sorunlarımızı beraber çözmeliyiz. Miçotakis'in yaptığı gibisinden ikili bir ajandaya sahip olmamalıyız. Miçotakis İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanımıza sorunlarımızı ikili iki ülke olarak biz çözelim dedi. Sonra Amerikan Kongresi'ne gitti. Türkiye'ye karşı asla kabul edilemeyecek bir tavır ortaya koydu. Ve o kadar aslında biliyor musunuz kalleşçe bir tavır ki Türkiye'ye şey vermeyin, F-35 veya F-16 vermeyin ama bize F-35 verin gibisinden Türkiye'ye karşı ne kadar büyük bir kötü niyet beslediğini, Türkiye'nin hak ve menfaatlerine karşı müzakere yoluyla değil başka yollarla kötü niyetle yaklaştığını gösteren bir şey yaptı. Bir kere daha söylüyorum, Türkiye büyük bir müzakere devletidir, büyük bir diplomasi devletidir. Yunanistan'la çözülebilecek sorunların da masada çözülmesi mümkündür. Türk diplomasisi bu kabiliyete, bu birikime sahiptir. Ama Yunanistan masadan kaçıyor. Ya da masaya geldiği zaman bir sonraki toplantıya konuyu ertelemek için masaya oturuyor. Biz bir gece ansızın gelebiliriz lafımızı terör örgütlerine karşı kullanıyoruz. Asıl buradaki sorun, biz bunu meşru devletlere, Birleşmiş Milletler üyesi devletlere karşı kullanmıyoruz, müttefiklerimize karşı kullanmıyoruz. Aramızda büyük sorun olsa bile müttefiğimiz olmayan ülkelere karşı da kullanmıyoruz. Ama asıl sorun şu, bizim terör örgütlerine karşı kullandığımız bu mottoyu Yunanistan'da birileri niye üstüne alınmıştır, bunu hangi psikolojiyle, hangi sahikle üzerlerine alınıyor? Buna ciddi bir zihniyet analizi yapılması lazım.